Kara Aslan AK Parti Kırklareli İl Binası'nda düzenlenen belediye ve il genel meclisi üyeliği adaylarının belirlenme süreci toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla seçim öncesinde tüm teşkilatları ziyaret ettiklerini belirtti. Bu yıl 40 bine yaklaştı. Belediye meclisleriyle ilgili başvurular. Dolayısıyla iki katından daha çok neredeyse iki katından arttı. Bizler için ve Türkiye'nin demokrasisi için elbette demokratik gelişim açısından çok çok önemli. Aday adaylığı sürecinde tüm partililerini tanıtmak istediklerini dile getiren Kara Aslan, belediye meclis üyeliği için geçen seçimlerde 19 bin başvurunun bu seçimde 40 bine ulaştığını aktardı. Bu sayının Türkiye'nin demokrasisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kara Aslan, "Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün kadın kolları, gençlik kolları, merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Bunun da bir amacı var. Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun." diye konuştu. Kara Aslan, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayının Kırklareli'den gösterildiğine işaret ederek bundan çok büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Önümüzdeki seçim çok önemli. Kırklareli'ni özel kılan bütün bu kültürel tarihi birikiminin yanında aynı zamanda bu seçimde Türkiye'nin en genç belediye başkan adayına adayını göstermiş olan bir şehir olması. Dolayısıyla umutlarımızı yeşerten, enerjimizi arttıran, geleceğe daha böyle güçlü bakmamızı sağlayan çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yerel seçim öncesinde tüm kadrolarıyla sahada olacaklarını vurgulayan Kara Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü. Tabii ki şehrimizde de güzel bir başlangıç vesile olacaktır diye umut ediyorum. Ve bugünkü çalışmamız, bundan sonraki çalışmalarımız artık en iyi bildiğimiz şey yapmaya devam edeceğiz. Sahada olacağız, gece gündüz demeden katı katı dolaşacağız, anlatacağız. Biz çünkü bütün diğer yöntemlerin yanında en iyi başardığımız ya da en etkili olduğunu düşündüğümüz yöntemin geleneksel yöntemlerimiz olduğunu da biliyoruz. Ama aynı zamanda da diğer bütün teknolojik argümanları da kampanyamıza katarak yola devam edeceğiz. Toplantıda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Başkanı Alper Çiler de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bugün Türkiye'nin hakikaten uluslararası anlamda çok çok farklı bir noktaya konulduğu bir dönemde üstlendiğimiz sadece yerel ve bir belediye başkanını seçmekten çok çok öte aynı zamanda tarihi bir misyonu hayata geçirmek. O yüzden umut ediyorum ki süreç hayırlara vesile olsun. İnşallah Rabbim bizim çıktığımız yolda daha nice başarılarla tanıştırsın diyorum. Sayın belediye başkanlarımız var.